4 Kasım Pazartesi ve yeni bir haftadayız. Herkese günaydın. Bu hafta oldukça yoğun, hem iç tarafta hem de dış tarafta oldukça yoğun bir gündem olacak. Bunları sayarken aslında olası etkilerinden de bahsediyor olacağız. Ama çok kısaca bahsetmek gerekiyorsa, bugün bizim için enflasyon rakamı açıklanacak. Cuma günü İTO, yani İstanbul enflasyonu, beklentilerin üzerinde geldi. %3,64 geldi ve bu da oldukça yüksek bir rakam aslında. Dolayısıyla bugün gelecek olan saat 10'da, Türkiye saatiyle saat 10'da açıklanacak enflasyon rakamının aylık verisi de %2,5'ların üzerinde gelirse eğer, bu borsa için ve bankacılık endeksi açısından olumsuz bir görüntü ortaya çıkabilir. Hem aslında yüksek enflasyon devam ediyor, hem yüksek faiz devam ediyor, hem de aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci de 2025 yılına ötelenmiş gibi görünüyor. Bu da borsa açısından çok çok da önemli değil ve Türkiye'de hani görünüm açısından, algılama açısından çok önemli değil. Hemen 5 Kasım'a gelecek olursak ABD seçimleri artık son noktayı koyacak. Muhtemelen biz 6 Kasım sabaha karşı bunu hissediyor olacağız. Tabii ki sonuçlanırsa, sonuçlanmayabilir. Geçtiğimiz seçimlerde uzun zamanda bir sonuç almıştık, itirazlar olmuştu vesaire. Dolayısıyla eğer sonuçlanırsa piyasa fiyatlamasına baktığımız zaman Trump'ın olası bir kazanma ihtimali çok daha yüksek görünüyor. Ben de kişisel olarak Trump'ın kazanabileceği ihtimalini daha güçlü buluyorum. Bu nedenle hani piyasa fiyatlaması zaten bir yerden bir yere gelmişti ama özellikle yurt dışındaki endekslerde yine pozitif seyirler, yukarı yükselişlerin, dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketin devamı da beklenebilir. Ancak Harris kazanırsa burada bir kar realizasyonu olabilir. Çünkü fiyatlarda Trump etkisi oldukça yüksek. 7 Kasım'a geldiğimiz zaman aslında Fed'in, yani Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağımız bir gün olacak. Türkiye saatiyle saat 9'da ve Powell'ın konuşması da yine 9.30'da olacak. Biz İntegral Yatırım Araştırma Departmanı olarak Fed'den bir 25 bas puanlık faiz indirimi beklentimiz var ve Aralık ayında da yine 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapabileceği görüşündeyiz. Ama Aralık ayına kadar geldiği süreçte ekonomik açıklanacak olan verilerde, enflasyonda, işsizlik oranında ve diğer verilerde bir aksama olursa belki de Aralık ayını yine pas geçebilir diye düşünüyoruz. Ama Kasım ayında 25 bas puanlık bir faiz indirim beklentimiz var. Bu aslında, bu da fiyatlar içerisinde. Dolayısıyla Fed'in 50 bas puanlık faiz indirimden uzaklaşması da yine biraz sonra göstereceğim dolar endeksindeki yukarı yükselişin ana mimarisinden bir tanesi oldu. Diğer etki de Trump'tan geliyor. Bu nedenle baktığımız zaman hani bu faiz toplantısını pas geçerse ya da sürpriz bir şekilde 50 bas puanlık bir faiz indirimi yaparsa bu fiyatlara daha farklı bir şekilde yansıyabilir. 8 Kasım günü de bizim içeride enflasyon raporu açıklanacak. Yani beklentilerinden çok negatif sapma gösteren aylık enflasyon etkisiyle birlikte Merkez Bankası'nın yıl sonu üst bant olan %42'lik hedefini tutturamayacağını anladık. Dolayısıyla bu enflasyon raporunda bunu nasıl telafi edecek, nasıl anlatacak ya da burada nasıl bir revize edecek oldukça önemli gelişmeler. İşte bu Borsa İstanbul için ve bankacılık endeksi için hem algılamalar açısından hem de fiyatlama açısından yeni bir etki getirebilir. Bu nedenle Türkiye açısından enflasyon raporunu açıklayacağı 8 Kasım Cuma günü önemli olacak. S&P not artışı gerçekleştirdi. Ama görünümü durağana çevirdi. Pozitiften durağana çevirdi. Bu bizim beklediğimiz bir durumdu. Bu da piyasa fiyatlaması içerisinde var. Dolayısıyla ek bir hareketlilik getirmez. Bu nedenle genel itibariyle baktığımız zaman aslında borsada zayıf seyirlerin devam ettiği bir ortam görünüyor. Çok da burada 9.000 seviyesi üzerinde bir güçlenme gerçekleşemedi. 8.700 seviyesi halen daha güçlü bir destek konumunda ama yani açıklanan 3. çeyrek bilançoların pozitif bir etkisini görmediğimiz bir ortamdayız. Ama şimdiye kadar gelen bilançolarda da endeks içerisindeki katkısı oldukça az şirketlerdi. Yani endekse katkısı daha yüksek, ağırlığı daha yüksek olan şirketlerin bilançoları bu hafta açıklanacak. Ve bildiğimiz üzere 11 Kasım'da da bilanço açıklanmanın son tarihi. Dolayısıyla bu hafta çok yüksek bir hareketlilik ve özellikle BİMAŞ gibi, Koç gibi, işte bankaların çoğunu aldık zaten, İş Bankası dışında, ama
ağırlığı yüksek olan şirketlerin etkilerini biz bu hafta daha net bir şekilde hissedeceğiz. İyi bilanço, iyi fiyatlamanın oldukça gerisindeyiz. Evet, iyi bir fiyatlama yapan şirketler oldu ama borsa endeksi çok hacimsiz ve düşük bir etkide olduğu için bu çok az hissedildi. Dolayısıyla borsa endeksinin öncelikli olarak 9200 seviyesini aşamadığı bir ortamda 8700'ün altında 8500 ve 8300'leri test etme olasılığı halen çok yüksek. Dolayısıyla çok güçlü bir teknik ortamda değiliz. Bankacılık endeksi ise çok daha zayıf bir hareketlilik yaptı. Burada da yine aynı şekilde biraz daha yatay bant hareketini yaptı. Aşağıda destek almaya çalıştığı nokta 11.800 diyebiliriz. Bunun altında kapanışlar olursa endeksin de düşmesini ve daha da zayıf bir harekete neden olması beklenebilir. Genel itibariyle baktığımız zaman aslında dolar endeksi bizim için yurt dışını anlamamız açısından oldukça önemli bir gösterge ve oldukça güçlü de bir grafik. Dolayısıyla dolar endeksindeki etki 100 seviyesinden Trump'ın bu haftalık bir grafik bu arada şu anda gördüğünüz. Trump'ın daha güçlü bir aday olması, Fed'in 50 bas puanlık bir faiz indirimi değil de 25 bas puanlık bir faiz indirime doğru evrilebileceğini piyasanın algılaması, burada 105 seviyesine doğru bir hareketlilik, bir yükseliş hareketi yapmasını destekledi. Fakat yavaş yavaş bu hafta özellikle bir kâr realizasyonu buradan alıyoruz. Bu nedenle eğer buradaki aşağı yönlü geri çekilme, buradaki satış baskısı, daha doğrusu kâr realizasyonu beklenti bitmesi oluşursa tekrardan 102'lerin altına doğru 100'lere doğru bir geri çekilme olabilir. Ve bu da Euro dolar paritesi için, sterlin için ve diğer dolara karşı hareket eden para çiftleri için bir rahatlama anlamına geliyor. Yani günlük grafiğe çevirdiğimiz zaman burada 1.09 seviyesini aşmakta niyetli bir euro dolar paritesi var ama teknik göstergeler halen daha çok güçlü değil. Şundan bahsetmiştik bir önceki videolarda. 1.0770 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde kısa vadeli yükselen trendin de üzerinde kalacak ve buradan yukarı yönde tepkiler verecek. Bunu yaptı, bunu başardı ve buradan tepkiler verdi. 1.0880 seviyesi bizim açımızdan oldukça önemliydi. Bu 1.0880'in üzerinde de kalması tepkilerin 1.10-1.11 bandına doğru hareket etmesini destekleyecektir. Ama 1.10 seviyesi aşılmadıkça buradaki yükselişler burayla sınırlı kalır. Çünkü oradan 50 günlük ortalaması geçiyor. Hem altın için hem de aslında petrol için oldukça hareketli bir ortam. Günlük grafiklerde bir kâr realizasyonu yaşanmıştı. Bizim hatırlayacağınız üzere bir önceki videolarda çektiğimiz ve hedef olarak belirlediğimiz noktalara kadar geldi. Bir sonraki hedefimiz simetrik bant hedefi aslında 2900 seviyesi. Yani şu anda buradan biraz daha uzaklaşıyoruz ve bir kâr realizasyonu içerisindeyiz. Bunu da oldukça normal olarak görüyoruz. 2700 seviyesi aşağıda 22 günlük ortalama ve buraya doğru oluşabilecek bir geri çekilmenin de iyi bir alım tepkisi verebileceğini düşünüyoruz. Fakat burada şunu söylemekte fayda var. Eğer gerçekten işte 5 Kasım'daki ABD seçimlerinde Trump kazanırsa dolar endeksindeki güçlenme ya da dalga boyu daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla seçim öncesinde elbette ki seçim sonuçlanmayabilir, böyle bir durum da var. Bunu da söyleyelim. Çok güçlü bir pozisyona girecekseniz bence bunu yapmayın. Yani biraz daha ya hani daha az pozisyonla girmek ya da pozisyonsuz girip seçim sonucuna göre hareket etmek bence daha sağlıklı olur. Harris'in kazandığı bir ortamda dolar endeksinde bir kâr realizasyonu olabilir ve burada altında daha güçlü bir hareketlilik, daha güçlü bir yükseliş hareketi olabilir ama Trump'ın kazandığı bir senaryoda ise dolar endeksinde çünkü güçlü dolar temasını her zaman savunan ve şirket karlılıklarını her zaman savunan bir başkan oldu ve şu anda da başkan adayı. Dolayısıyla dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle birlikte ons altında 2700 seviyelerine belki de bunun aşağısına doğru da bir hareketlilik olabilir. Bu hafta bence pariteler üzerinde ve dolar endeksi üzerinde güçlü hareketlilik olma adayı gelişmelere paralel hareket etmek bence daha iyi olur. Senaryolar belli ama dalga boyu da yüksek bir hafta olacağını söylemek mümkün.
Brent petrolde çok fazla değişken bir durum yok. Bizim için 75-70 seviyesinin önemi halen daha devam ediyor. 75.70 seviyesi yukarı yönde aşılmadığı takdirde aslında buradaki yükselişler sınırlı kalacak. Fakat buranın aşılması ve daha da güçlenme olması bizi 81 seviyesine doğru itebilir. Dolar endeksindeki hareketlilik burayı destekleyebilir ama bunun dışında petrol fiyatlarında 75'te kendi dinamikleri çerçevesinde dolar etkisi dışında sadece kendi etkisiyle birlikte hareket ederse eğer 75'te 70 arasındaki hareketlilikten çok da uzaklaşacağını düşünmüyoruz. XAGUSD'ye baktığımız zaman gümüşe biraz da buradan bahsedelim. Yine ons altındaki aslında kar realizasyonunun bir benzerini yaşadı. 32-60 seviyesine doğru, 22 günlük ortalamasına doğru bir geri çekilme yaşadık. Eğer buranın da altında sarkmalar gerçekleşirse, kar realizasyonunun dolar endeksini güçlendiği bir ortamda, bir senaryoda 31-20'lere doğru evet bir geri çekilmenin olması oldukça makul. Fakat hem ons altında hem de gümüşte ana yön yukarı. Yani petrolde yaşanan zayıflıktan ziyade gümüş ve altın kazandırmaya halen daha potansiyeli güçlü olan enstrümanlar. Dolayısıyla buradaki bahsettiğimiz aslında destek bölgeleri geri çekilmelerde yine yukarı tepki verebilecek bölgeler. O nedenle hadi çok yükseldi ya da buradan kar satışları oluşuyor gibi bir denklemle kısa pozisyon açmak biraz tehlikeli olabilir. Özellikle kısa vade bakan yatırımcılar açısından. Dolayısıyla güçlü desteklere doğru oluşabilecek bir ortamda buralardan tepki hareketlerinin de oluşması muhtemel senaryolardan bir tanesi. GBP/USD'ye baktığımız zaman aslında burada da hemen hemen benzer bir yapı var Euro dolar paritesiyle. 1.30 seviyesinin aşılması yeniden bizi 1.32'lere doğru bir hareketlenmeye, bir güçlenmeye itebilir. Teknik göstergelerde Euro dolar paritesinde olduğu gibi bir toparlanma etkisi var ama henüz çok güçlü değil. Dolayısıyla burada güçlü dirençler aşılmadıkça güçlü alım pozisyonlarında çok fazla önermiyoruz ve hani burada biraz daha dikkatli olunmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. S&P, DAX, Dow Jones bunlara bakalım. Bunlarda da büyük bir ihtimalle güçlü bir hareketlilik oluşabilecek bir ortam olacak. O nedenle kârlı satışları güçlü olmuştu. 50 günlük ortalamasından şu anda bir geri dönüş söz konusu. 5700 seviyesi üzerinde kalmayı sürdüren bir S&P endeksinde yukarı tepkinin de güçlü olmasını bekliyoruz. Trump burayı daha da güçlendirebilir ama zaten hepsinde bir kar realizasyonu beklentimiz vardı. Bir önceki videoda da oldukça açık bir şekilde söylemiştik. Dolayısıyla bizim için sürpriz değil ama yine burada da işte S&P'de, DAX'ta, Dow Jones'ta da ana yön yukarı. Tabii ki Harris'in kazanacağı bir senaryoda buradaki kar realizasyonları daha güçlü olabilir ama Trump etkisinin burada daha ittirici bir gücü olacağını söylemek mümkün. Eğer kazanırsa 5700 seviyesinden tepkilerin daha da güçlenmesini bekleriz. DAX'ta genel olarak düşüşlerin biraz daha sert olduğu bir ortam var ama hepsinde 50 günlük ortalama, teknik ortalama test edildi. Dolayısıyla burada 19.345 seviyesinin yukarı aşılması bir önceki buralarda tepe noktası oluşturduğu 19.000 aşağı yukarı 700 seviyelerin tekrar test edilmesini belki de buranın üzerine çıkmasını da destekleyebilir. Dolayısıyla bu tarafta eğer bir pozisyon alacaksanız bu etkinin olduğunu söylemek mümkün. Genel olarak bilinmezliğin artı bir haftadayız. Çok güçlü etkilerin, çok güçlü gelişmelerin fiyatlara yansıyacağı bir ortamdayız. Dediğimiz gibi eğer çok kısa vadeli özellikle forex piyasasında kaldıraçlı işlem yapan yatırımcılar varsa biraz da gelişmeler olduktan sonra trene binmek daha iyi olabilir. Çünkü bilinmezi satın almak biraz riskli. Dalga boyunun da güçlü olacağı bir ortam oluşabilir. FED'den 25 bas puanlık bir faiz indirimi dışında bir sürpriz yapmazsa aslında 7'sinden sonra yani biz ABD seçimini alırsak eğer aldıktan sonra daha sakin bir ortam
bizi karşılıyor olacak ve daha belirgin bir ortam olacak. Seçim sonucunu almamız belirsizliği, güçlü belirsizliği de ortadan kaldıracak. Umarım iyi bir hafta olur. Bizim için oldukça hareketli bir hafta olacak. Güzel bir hafta, bol kazanç diliyorum. Hoşça kalın.